Şimdi SEDEF de oldukça etkili kürümüz var. Bakın burada kullanılacak olan malzeme bir defa eğer şeker hastası değillerse üzüm çekirdeği. Yani kurutulmuş siyah üzüm çekirdeği. Yani kuru üzümü de kullanabilir eğer şeker hastası değilse. Bunun dışında yapacağı şey lavanta bitkisi, ayrıca karabaş bitkisi. Nasıl kullanılacaklarını ben bunun hediyeden rica edeyim, anlatsın değerli izleyicilerimize. Sedef, yani yalnız gıdalarda bakın, genel olarak hep hatırlatıyorum, tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Herhangi bir deri hastalığınız var. Buna liken planus da dahil, egzama da dahil, sedef de dahil. Yani bir deri rahatsızlığınız var. Ne yapacaksınız? Sarımsak. Bak soğan problem değil. Karabiber, kırmızı pul biber, turşu, domates. Bunlardan uzak duracaksınız. Portakal suyu ve greyfurt suyu. Bak limon Asit. suyu içebilirsiniz. Limon da asitli. Enteresan. Ama portakal suyu ve greyfurt suyu. Bunlar deri hastalıklarını azdırır. Asit mi azdırıyor hocam? Onlar da Ama hepsi asitli şeyler. sadece asit değil, içerisindeki Başka? aktiflerden dolayı. Evet. Çünkü öyle olsaydı limon suyu biliyorsunuz portakal suyundan ve greyfuruttan çok daha Asit, asidiktir. evet. Ama dediğim gibi bu sarımsak, özellikle sarımsak. Bakın şimdi vitiligolarda bir artış var. Güneş mevsimi, yani güneş daha fazla nasıl söyleyelim, Tenle şey olacak, temasta bulunacak. gündüzler uzadı ya. Uzadı. Dolayısıyla güneş ışığı vitiligoyu azdırıcıdır, Azdır. tetikleyicidir. Eğer sarımsak tüketiyorsanız çiğ veya pişmiş olarak vitiligosu olanlar uzak dursunlar. Zaten hemen görürler. Bakın üst üste birkaç gün sarımsak tüketsinler, vitiligo azmaya başlar. Tabii ki güneşten de uzak duracaklar. Şimdi evet, sedefi rica Evet, edeyim ben. hediyede. Hediyeden. Çünkü üzüm çekirdeğinin için kullandırıyoruz. Kaşıntı. Sedef hastalarının kaşıntısını almakta üzüm çekirdeği bulunmaz bir nimettir. Evet, buyurun kızım. Sedef hastalığında ilk ay sabah öğlen siyah kuru üzüm çekirdeği, akşam lavanta kullanacağız. Bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeğini havanda bir iki defa çatlattıktan sonra bir kase yoğurdun içerisinde katıp sabah öğlen yemeklerden 15 dakika önce aç karnına bunu tüketeceğiz. Akşam da lavanta bitkisi kullanacağız. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra kaynamakta olan 1 su bardağı klorsuz suyun içerisine bir tatlı kaşığı lavanta bitkisi ilave edip 10 dakika kısık ateşte kaynatacağız. 10. dakikadan sonra ocaktan alıp süzerek ılımaya bırakacağız. Ilıyınca 1 su bardağı akşam yemeğinden 2 saat sonra içeceğiz. İlk ay bu şekilde. İkinci aya geçtiğimizde de çörek otu ve karabaş bitkisi kullanacağız. Yine çörek otunu da aynı şekilde bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı ilave edip sabah öğlen aç karnına tüketeceğiz. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra karabaş bitkisini 1 su bardağı kaynamakta olan klorsuz suyun içerisine ilave edip 7 dakika kaynatacağız. 7. dakikadan sonra süzüp ılımaya bırakıyoruz. Ilıyınca akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 su bardağı içiyoruz. Toplam 2 aylık kür. Evet. Yani burada öyle yeni başlamış olan sedeflerde bu kürle tamamen ortadan kayboluyor. Fakat ağır vakalarda %60, %70 rahatlamayı görecekler yani. Ki %60, %70 rahatlama çok önemli. Önemli bir oran.